Ayrıca iletişim planında, stratejik iletişim planında bir maddede firmaların, markaların toplumun ihtiyaç duyduğu yaralara ya da toplumdaki bazı eksikliklere doldurma noktasında devreye girmeleri, yani kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapmaları. Belki iletişim planınızın bir aşamasında buna da yer vermenizde yarar var. Mesela siz ilaç firmalarıyla da mutlaka irtibata geçmelisiniz. Özellikle bu hastalıkla alakalı ilaç üreten firmaların reklam yapamadıkları için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri olarak çok ciddi maddi kaynakları var. Bunları, yani sizinle işbirliğine girerek bunu bir kurumsal sosyal sorumluluk olarak o hastalara götürebilirler. Ayrıca yine kendinizi ajanslar bazında da tanıtmalısınız. Çünkü bu konuyla ilgili ajanslar da sürekli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arıyorlar. Halbuki sizin bu projenizi bilirlerse onlar da müşterilerine bu konuda sizi bir araya getirebilirler. Kurumsal sosyal sorumluluk önemli bir adım. Başka bir konu yine iletişim, stratejik iletişim planında sponsorluk planı. Sizin mutlaka hizmetiniz ya da ürününüz, markanızla alakalı sponsorluklarda adınızı duyurmanız lazım. Bizim nasıl işte Etol'unda Marginal Porto Novelli'nin adını görüyorsunuz ya da Webrazi'nin görüyorsunuz, Pozitif TV'nin görüyorsunuz. Bunu markalar ulaşmak istediği hedef kitleyle daha doğrudan irtibat kurabilmeleri için yapıyorlar. Biz genç girişimcilere çok güveniyoruz. Onlarla, onların gözüne bakarak onların enerjisini hissetmek istiyoruz. O zaman doğru yerdeyiz. Peki siz nerede olacaksınız? Size taktım, takmadım. Belki moda, belki fashion week'lerde, değil mi? Belki bir modacıya sponsor olacaksınız. Belki bir defileye sponsor olacaksınız. Adınızı öyle göstereceksiniz. Ya da Fashion Week'te yaka kartlarına sponsor olacaksınız. Fashion Week'in internetteki iletişim sponsoru olacaksınız belki. Ama bunu mutlaka işe girdiğiniz anda düşünmeye başlayın. Nerelere sponsor olabilirsiniz, nasıl olabilirsiniz? Sponsorlukta sadece para vererek sponsorluk olunmaz. Hatta olunması, yani para vermek de gerekmiyor. Halbuki işinizi, hizmetinizi satarak, onlara destek vererek de ciddi sponsorluklar yapabilirsiniz. Bunu asla göz ardı etmeyelim.